Aa, kötü hamle. Bu mükemmel olacak. Otomatik taretler mi? Oyun bozanlık yapıyorsunuz. Aman be, durmak bilmiyorlar. Anlaşılan aşil tendonları kıç taraflarındaymış. Başaracağını biliyordum dersin. Oto tırtlarda birdir bir yöntemi işe yarıyor. Ateş altındayım. Bence en iyisi göz önünde durmamak.
yarık dediğim böyle olur işte. Şu an araba hiç işe yaramaz. Tabii bir fırlatma rampası yoksa. Ha, sonunda oyuncaklarınızın ardına saklanmaktan vazgeçtiniz ha? Hey Fetch, köprü boyunca ceset ve yanık izleri bıraktım. Fetch? Heh, şu kızların aklı hep bir karış havada. Siktir ya. Köprülere çok hor davranıyorsun, farkında mısın? Demek beni tanıdın. Aa, evet evet. Birkaç hafta önce beni suçüstü enseleyip sonra da gitmeme izin vermiştin. Görmeyeli değişmişsin. Duman olayını mı diyorsun? Evet, o yeni. Duyduğuma göre yeni bir numaran varmış. Cephaneni genişletmişsin. Aa, bunu nereden duyduğunu bilmiyorum ama ben sıradan bir dumanlı adamım. Göreceğiz. İyi de ben pek bir şey anlamadım. Ne kadar da büyüksün sen öyle. Belirtmeliyim. Daha beni etkileyemedin. Gördün mü? O kadar zor değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Sadece gözlerimle görmem gerekiyordu. Umarım ne kadar özel olduğunun farkındasın. Ne kadar büyüklerse... Şimdi şu koca beton hödüğün işini o kadar küçük hissediyorum. Dalışa ikna edebileceğimi sanmıyorum.
Tamam, yani belki bu neon olayında yalan söylemiş olabilirim. Ama hiç zamanımızı boşa harcamayalım. Tek istediğim senden birazcık güç emmek, o kadar. Sana gücümü öylece vermemi mi istiyorsun? Hayır, yani köprüleri yıkacak kadar falan değil ama... O beton parçalarını dostlarımdan çıkarmaya yetecek kadar, evet. Ondan sonra beni bir daha asla görmeyeceksin. Daha iyi bir fikrim var. Burada... Küçük kuru bende işime yaramayacağını düşünürsek... Burada kalmaya ne dersin benimle? Bence benim fikrim daha iyiydi. Delson. Hayal kırıklığına uğradım. Hayır. Aşağı bakma, aşağı bakma. Tamam. Lantern bölgesi baştan beri ulaşmaya çalıştığım yer. Sadece manzaralı yolu seçtim.